Hafta sonu şampiyon belli olur değil mi artık? Galatasaray şampiyonluğu verirse kabus olur. Fenerbahçe şampiyonluğu alırsa olay olur abi. Bak o şampiler falan ben çok temkinliyimdir o konularda Nihat. Geçen sene sizi yenerek şampiyon olduk. Hı-hı. Fenerbahçe'yi iki maçta yenerek şampiyon olduk. Bu sene de sizi yenemeden şampiyon olduk diyecekler. Diyecek. Ya ben hep diyordum ya son haftaya kalsın ya. Ben bizim ligi seviyorum. Mourinho... Kimseye zarar vermedi Mourinho ismini açıklaması. Bana göre tam tersi ekstra motivasyon sağladı. Çok eğleneceğimizi söylemiştim ya ben. Evet. Başladık işte. Başladık. Mourinho meselesi. Beşiktaş bile hareketlendi. Kupada Beşiktaş'a yakıştı. Hak ederek de kazandı. Gelme korktum. Abi de, üstüme gelse mısın, sağda çekilirim. Derbi'nin sunduğu Naspor Gazete başladı. Hafta sonu şampiyon belli olur değil mi artık? Belli olması lazım abi. Abi öyle bir sezon yaşıyoruz ki şimdi Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi derbiye çıkmadan şampiyon belli olur mu dedik olmadı. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde belli olur mu dedik olmadı. İş son 90 dakikaya kaldı. İnşallah belli olur. Öyle bir futbol ortamımız var ki maçlar teyir olur, bir şey olur, olaylar olur, şampiyon belli olur mu bilmiyorum. Aman ama abi, artık aman olsun abi. Ya 38 olsun, hafta olsun. Oldu ya. Şöyle tatlı tatlı oynansın, güzel maçlar sonucunda da şampiyon kim oluyorsa olsun, taraftarı da sevinsin. Son 90 dakikaya kalp dayanmaz. Kalbi olanlar izlemesin. Herkesin kalbi var. Bak o lafı da çok anlamam abi biliyor musun? Kalbin var ki yaşıyorsun. Tabii oradaki anlatılmak istenen farklı. Tabii başlıkta yüzyıllardır atılır bu başlık ama her zaman bir gideri vardır. Var hele böyle durumda 10 numara başlık abi. Gerçekten bak öyle bir maç. Ben bile şu an heyecanlıyım. Saati ileri alıp düdükler çalsın. İki maçı özellikle izleyelim. Bir de ligde kalıp kalmayacağı belli olmayan takımlar var 2-3 tane. Orada da çok büyük heyecan var. Avrupa potası var. Son haftaya böyle geldik. Ben şahsen keyif alıyorum. Çünkü son haftaya kadar genellikler güzeldir. O Beşiktaş'ın şampiyon olduğu son gole, tek gole kalan bir sezon bile yaşadık. Bu sene de en az o kadar heyecanlı bir sezon. Galatasaray tabii çok avantajlı. Bir puan aldığı takdirde şampiyon olacak, şampiyonunu kutlayacak. Fenerbahçe'de kendi sahibi seyircisi önünde İstanbulspor'u yenme olasılığı %99. %1 ihtimali hep bırakırım ben futbolda. Bizi çok kritik maçlar, heyecanlı maçlar bekliyor. Galatasaray taraftarı kenarda sakladığı, Galatasaray başkanının, yöneticisinin, hocasının kenarda sakladığı çok mesajlar var, çok paylaşımlar var. Son düdük çalıp şampiyonluğu bekliyor. Diğer tarafta Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe camiası başkanından malzemecisine biz İstanbulspor'u yenelim, biz Konya'da puan kaybettik, acaba Galatasaray'da puan kaybeder mi bekliyor. İki taraf çok heyecanlı bekliyor. İki tarafta şampiyon olsa da olmasa da söyleyeceği çok şey var. Maçlarla alakalı neler söyleyeceksin? Maçlarla alakalı şunu söylemek istiyorum. Galatasaray şampiyonluğu verirse kabus olur. Fenerbahçe şampiyonluğu alırsa olay olur abi. Bak bu kadar net. Çünkü 6 puan farkla derbiye çıkan Galatasaray buradan şampiyonluğu verdiği an bunu anlatamazsın. Camianı anlatamazsın. Kimse anlatamaz. Karabasan basmış gibi olur. Karabasan görmüş gibi olurlar. Diğer tarafta da ufak ihtimal de olsa şampiyonluk umutlarını besleyen, olabiliriz'i düşünen bir Fenerbahçe camiası olası şampiyonlukta Bağdat'ı yakar, İstanbul'u yakar, Türkiye'yi yakar, sevinç ateşiyle yakar. Bak böyle bir ortam olur demek maçlardan ki, sonra. Demek ki çok erken konuşmamak lazım. Bak o şampiler falan ben çok temkinliyimdir o konularda Nihat. Çok. Çünkü Türkiye'de ve özellikle hani böyle matematiği olan 3 puanlı liglerde ama biraz onu, erken konuşmamak onları lazım. Kullananlardan biri de benim. Biliyorum. Onun için sözlerimi seçerek konuşuyorum. Yok estağfurullah. Şampiyon. Ama senin ne demek istediğini biliyorum. İhtimale sen bırakıyorum ama. Sen hiç koymadın. Hiç. Son çizgi var dedim. Koymadım. Şimdi bu hafta 1 puan gerekiyor ama o son çizgiye. Koyanlar oldu. Ya o kadar. Ben koymadım. Onun için diyorum. Evet. Çünkü çok güzel söyledin abi. Bu ligde son hafta şampiyonluk kaybedenler oldu. Evet. Son dakika şampiyonluk kaybedenler oldu. Bir golle şampiyonluk kaybedenler oldu. Futbol da böyle bir oyun. O yüzden zaten bu kadar insan takip ediyor işin içinde. Geçen hafta derbide Fenerbahçe'ye mağlup olan Cimbom kümede kalma savaşı veren Konyaspor'u deplasmanda yenerse
veya 1 puan alırsa 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Çok yakın Galatasaray. Ve çok sevinecek. Evet. Şimdi bu konu üzerinden Galatasaray şimdi derbide kaybetti. Hı hı. Kaybetmeyi de hak etti. Çok kötü futbol oynadı. Muslera'sından Icardi'sine sonradan oyundan giren herkes kötü oynadı. Hı hı. Bu kötü oynamasındaki en büyük sebeplerden biri de Fenerbahçe'de oynattırmadı rakibini. Gerçekten 10 kişiyle inanılmaz bir mücadele oynadı. Hı. Bütün oyuncuları çok iyi oynadı. Ama Galatasaray tarafında şampiyon olduğunda şunu diyecekler. Tamam, geçen sene sizi yenerek şampiyon olduk. Hı hı. Fenerbahçe'yi 2 maçta yenerek şampiyon olduk. Bu sene de sizi yenemeden şampiyon olduk diyecekler. Diyecekler. Diğer tarafta da Fenerbahçe... Zira puan eşitliğinde şampiyon Fenerbahçe olacak. Ya orası bile enteresan. Bak Fenerbahçe 99 puanla şampiyon. Galatasaray 99 puanla şampiyon değil. Matematiğe bak abi. İkisi 99 puan olduğunda şampiyon Fenerbahçe. Abi. Ya böyle de bir enteresan durum var. Hani iki tarafında söyleyeceği sözler var. Doğru. Bak biz sizi 2 maçta da yenilmedik. Evet. Kendi sahanda 10 kişi önünde sana şampiyonluğu kutlattırmadım. İç sahada da berabere kaldım diyecek Fenerbahçe taraftarı var. İşin burasıyla mutlu olacak şampiyon olmadığında. Diğer tarafta seni yenemedim, ben 24. şampiyonunu aldım diyecek bir Galatasaray tarafı. O da şampiyonluğu çatır çatır kutlayacak. Doğru. Doğrusu da bu. Aynen. Tarihte kimi yazar abi? Tabii ki derbiler, bazı derbiler özel yazıyor, derbilerdir evet. Yazar. Ama sonuçta şampiyonluk daha büyük yazar. Tabii ki. Ya ben hep diyordum ya, son haftaya kalsın ya. Ben bu ligi seviyorum çünkü. Her şeye rağmen abi. Ben bizim ligi seviyorum. İzlemeyi de seviyorum. Heyecan son ana kadar devam etse keşke diyordum. Nitekim öyle de oldu. Kim şampiyon olursa olsun ayakta alkışlayacağımız, hak ederek ve önemli bir başarı olduğunu anlatarak kutlayacağımız bir başarı olacak. Biz onu diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Dolayısıyla ben şimdiden iki takımı da kutluyorum. Ama inşallah hani çok büyük olaylar çıkmasın. Son düdük çalsın, şampiyon belli olsun bu hafta abi. Tabii. Yani teyir meyir, maçın durması, tabii, iptal, ertelenme durumları olmasın. Bitsin bu hafta. Düdük çalsın tamam. Artık. Öyle bir kadro kuracağım ki diyor Sayın Ali Koç. Adaylığını açıkladığı basın toplantısında diyor bunları. Öyle bir kadro kuracağım ki sizlere şampiyonluk için söz vermeme gerek kalmayacak. İddialı açıklamalar. Çok iddialı bir laf. Fenerbahçe taraftarı iddialı açıklamaları sever. Evet. Yeni yönetim kurulunu tanıtan koçun listesine aldığı Acun Ilıcalı ismi açıklandığında salondan büyük alkış topladı. Doğru. Acun Ilıcalı çok sempatik ve sevilen bir sima. Dolayısıyla gazeteci, bizim spor medyasından çıkmış, kendisiyle gurur duyduğumuz bir iş adamıdır kendisi. Bundan değil sonra mi? O kadar sevilecek mi? Şüpheli. Çünkü sonuçta Fenerbahçe bünyesinde net olarak. Bir yolunu bulur acı. Sempatik bir insandır çünkü. Bizim ülkede biliyorsun abi. %50-50 ayrılıyor. Sevme, sevilme. O yüzden. Listede Hamdi Akın da yer aldı. Ligin sportif gerçekliği olduğuna inanmadığını söyleyen koç, Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayının Mourinho ifadesinde takımı olumsuz etkilediğini ifade etti. Katılmıyorum. Şimdi biz Mourinho ismini bu hafta duyduk. Beşiktaş camiasından duyduk. Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazandı. Fenerbahçe tarafından Aziz Başkan'ın açıklamasıyla duyduk. Hatta Ali Koç Başkan için de yardımcı oluruz, yöneticileri yollarız. Gerekirse yarısını da ben veririm üzerinden Mourinho açıklamasını duyduk. Fenerbahçe'de bak maç önüne döndüğümüzde favori gözükmedi maçı. Tamam derbilerin favorisi olmaz ama Galatasaray takım olarak daha formda, daha moralli bir geldi. Maçı kazandı. Mourinho ismi o zaman bence bir sıkıntı yaratmadı. İsmail Hoca Mourinho ismiyle moralinin bozulduğunu anlattı. Ama ben şahsen Fenerbahçeli oyuncuların moralinin çok bozulduğunu falan hiç görmedim. Ben İsmail Hoca için de o maçı kazanalım düşüncesinden ziyade kendilerinin iyi takım olduğunu, Galatasaray'a karşı ligi kazanmasak da bu maçı kazanalım, şampiyonluk kutlatmayalım konsantrasyonuyla maça çıktıklarını, karşılıklarını aldıklarını gördüm. Bir nevi de yeni sözümde Mourinho gelirse... Karakterli oyuncu sever. Biz de ne kadar karakterli takımımızı gösterme konsantrasyonu gördüm derim. Katılan katılır, katılmayan katılmaz. Mourinho kimseye zarar vermedi. Mourinho ismini açıklaması bana göre tam tersi ekstra motivasyon sağladı. Bu söylediklerine ilk katılan ben olayım o zaman. Sağ ol abim benim.
Hani beni ben böyle gördüm. Çok olacağını düşünüyorum. Çok mantıklı, doğru bir şey söylüyorsun zira. Hani Aziz Yıldırım'ın Mourinho açıklaması da hani ne dedik? Aziz Yıldırım aday oldu ve hani o basın toplantısındaki enteresan tavrını misliyle ortaya koyarak bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve çok eğleneceğimizi söylemiştim ya ben. Evet. Başladık işte. Mourinho meselesi. Beşiktaş bile hareketlendi. Evet. Mourinho'ya gittiler. Kesinlikle abi. Zaten orası da karışık. Aziz Başkan'ın Beşiktaş yönetimine, Beşiktaş Başkanı'na da orada açıklamaları var ki sert açıklamalar onlarda. Burada sadece İsmail Hoca'nın alınabileceği konu Aziz Başkan direkt bir şekilde artık öyle Fenerbahçe'nin evlatları mevlatları konuları olmayacak lafı olabilir sadece. Evet. Hani ben de burada bak kaç puan topladım, rekorlar kırıyorum ki bu arada çok ben kullanıyor İsmail Hoca. Bizi kullansa onun daha iyi hayrını olur ama İsmail Hoca'nın iletişim konusunda birazcık sıkıntıları var, düşüncelerin anlatma bence konusunda. Bence çok iletişim konusunda ki bir sıkıntıdan kaynaklandığını düşünmüyorum ben onu, sana hak vermekle birlikte. Ben biraz özgüven problemi olduğunu düşünüyorum sezon başından beri ne yapacağım. Katılırım. Çünkü son dönemde ben yaptım, ben oyunculara bak idmanı iptal ettim, ben bunu gerek dedim, yok. Ben bunu gerek yaptığıma yok. Çok girdiği İsmail için söylüyorum. İsmail Hoca Fenerbahçe'nin hocasıdır. Evet. Oraya hak ederek gelmiştir. Artık böyle bir şey, böyle şeyler söylemesine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Sezon başından beri böyle. Dolayısıyla onun en zayıf noktası olduğunu düşünüyorum. Evet, hep böyle bir İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'nin çocuğu olduğu, Fenerbahçe camiasının önemli bunu bir isimlerine biri zaten olduğunu herkes biliyor. Bunu neredeyse her maç sonu evet söylemesi olmuyor artık. Evet. Hani böyle bir kıymetini kaçırıyor işin. Doğru. Oraya biraz alındı çünkü Aziz Başkan direkt hani ben gelirsem İsmail Hoca yok dedi. Hani sanki onun bütün yaptıkları, aldığı puanları Fenerbahçe'yi bir yere getirmesini yok saymış gibi hissetti. Bu da başkanın görüşü. Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim demiş Aziz Yıldırım. Yine iddialı bir açıklama. Yani şöyle diyor ama bak, derbide biz yeneceğiz dedim ve kazandık. Öyle bir noktaya geldi ki şampiyon olursak seçimi kaybedeceğim. Hiç önemli değil. Yeter ki Fenerbahçe şampiyon olsun, ben adaylıktan çekilirim. Yani adaylık şampiyon olsun da önemli değil. Ben Aziz Yıldırım'ın kazanacağını bilse adaylıktan çekilme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. %100 çünkü katılıyorum. Çünkü başkan olmak istiyor. Ama kazanamayacağını anlarsa da oraya da böyle bir açık kapı bırakıyor kendisini. Çünkü şu anda çok belli değil. Hani şu anda bugün kongre olsa kim kazanır sorusuna kimse yanıt veremez. Ben verebilirim. Ya verir. Hani görüş olarak. Ya, kimse veremez derken yanlış söyledim. Verilir, farklı görüşler çıkabilir. Çıkar. O çıkar anlamda söylüyorum. Ya sonuçta Aziz Başkan'a oy mesela verecek seni, bir kesim sen var. Sen ne dersin? Bence şu an Ali Koç favori gözüküyor. Haftaya bu kadar ama diyebileceğim. Aziz Yıldırım da bunu kolluyor. O senin bu söylediğini Aziz Yıldırım bilmiyor mu? Haftaya nasıl değişebilir biliyor musun abi? Seçilemeyeceğini anlarsa adaylıktan çekilir. Haftaya mesela net bir şekilde nasıl değişebilir biliyor musun? Başka şöyle bir ortam olursa. Konya Spor Galatasaray'ı yendi. Fenerbahçe İstanbul Spor'u yenemedi. Bak nasıl değişir o zaman. Tabii. O zaman var ya bu hani bu hafta şampiyon olmuş gibi bir ortam var ya, İstanbul Spor'a alınacak puan kaybında tam tersine döner. Siyahla beyaz gibi. Aynı kadar. Değişir net bir şekilde yani. Ama Aziz Başkan'ın da nasıl İsmail Hoca'ya diyoruz, hani Fenerbahçe'nin evladısın, camianın önemli isimlerinden birisin, artık insanlar biliyor. Aziz Başkan'ın da Fenerbahçe'nin kanıtlama ihtiyacı yok. Sen Fenerbahçe'sin başkan. Evet. 20 sene yönettin zaten. Evet. Ama şu an bile onu kanıtlamak zorunda hissediyor. Çünkü o da senin dediğin gibi şu an Fenerbahçe derbiyi kazanarak hem çıktım konuştum bu birazcık motive oldu üzerinden kendine de pay almak istiyor. Hem de Fenerbahçeli'ni net bir şekilde göstermek istiyor. Çünkü başkan olmak istiyor. Evet istiyor. Bak yani net bireysel istiyor olarak da kendi arzusu da başkan olmak. Kesinlikle. Fenerbahçe için falan tamam hepsi doğru ama kendisi de başkan olmak istiyor. Dolayısıyla bu yaptığı şeyler, bu söylediği şeyler aslında bir seçim kampanyası. Kesinlikle. Güzel bir strateji. Bakalım ben, sonuç evet ne olacak ama öyle ya da böyle iki tane aday çıktı. İkisi de güçlü isimler. Bakalım evet Fenerbahçe'de şu oy verenler kime oy verecek? Evet. Genel görüş evet Ali Koç kazanır. Senin gibi düşünen çok fazla var. Ama öyle ilk o aralarındaki seçimdeki gibi 16 bine 4 bin oylar filan da ben beklemiyorum. O tabii kadar fark olmaz olacaktır gibime geliyor. Ve o dengeler değişebilir seçime kadar. İşte göreceğiz. Maç skorlarına göre her şey değişiyor abi bizde günlük.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbi sonrası Rams Park'a gelen ve sahaya çıkmak için olay çıkartan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi. Özbek bu yaptıklarının hesabını senden teker teker soracağım, seçim kazanmak için yaptığın bu şovun hesabını vereceksin dedi. Çok sert gibi konuştu. Geldim buradayım hadi sen de gel falan diye bir de stada davet etti falan böyle. Hani enteresan şeyler yaşıyoruz. Ben iki başkanın açıklamalarını izlerken televizyonun sesini kısıyor. Hazır ola geçiyorum, korkuyorum yani. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Buradan demek istediğim abi. Ya korkuyorum sonuçta, derken kavga ederler diye bir. Sonuçta olmaz. İki tane büyük camianın, bak 30-30 desen, hadi 5 milyonu kestim, 55 milyona hitap eden iki tane başkanın hitabetinden bir gram memnun değilim. Kullandığı kelimelerden, tarzlarından ben şahsen hiç memnun değilim. Yani bu kadar şeyde de aman inşallah olmaz tahtaya vuralım. Dışarıda da taraftarlar arasında da o kadar olay görmemeye şükrediyorum. Hani görsek haklılar yani. Başkanlar bunu konuşurken, yöneticiler bunları konuşurken taraftarı mı suçlu diyelim senelerce yani. Senelerce futbol oynadın üst düzey, dünya evet. seviyesinde en üst düzey oynadın Nihat. Hiç böyle bir çatışma oldu mu seninle ilgili bireysel? Olmadı abi. Ben hatırlamıyorum. Olmadı abi. Olmadı. Hiç yok senin. Olmadı. Kaldı ki çok iddialı bir adamsın sen. Evet abi. Yaptığın her işte iddialısın. Oyunculukta da çok iddialı bir oyuncuydun. Ve onun için de o başarılara imza atmak, hani o iddia çok önemli. Abi, ve o senin hırsın, o iddian sadece oyuna, sadece maçaydı, yaptığın şeydi, saha içindeydi. Kesinlikle. Hiç rakiple, seyirciyle, herhangi birisiyle, bir gazeteciyle, birisiyle böyle bir çatışman oldu mu? Bir gazeteciyle hafif oldu. Oldu gazeteciyle o ama kadar olur. O da futbolu bırakmaya karar verdiğim an oldu. Ama senin dediğin çok doğru abi. Ama yaptığım her işi en iyisi yapmak için konsantre oldum. Her zaman bak bir şey söyleyeyim mi? Ben çöp bile toplasam en iyi çöp toplayan olmak isterim. Dolayısıyla bunları söylemeye haklısın. Onun için anlattım. Aynen abi. Hani bu şimdi bak ben futbolcu olarak da benim yanlışım olabilir ama buralar başkan, baş, insanların baktığı rol model, camiayı yöneten insanlar. Bu yönetim her şeye sürükleyebilir. Sen bunları yaptığında daha doğrusu o hakikaten bunları yapmadığında daha doğrusu 20'li yaşlardaydın. E tabii. Hani şimdi bahsettiğimiz insanlar belli. Delikanlı adı üstünde. Tabii belli tecrübede. Yapmayın ya. Yani abi hitap ettiği kesim çok büyük. Liderler olur. Örnek olur. Evet. Liderler camiasını savunur. Ama savunurken seçtikleri kelimeler çok ağır abi. Beka sorunu, proje, ülkeyi bölmeye çalışıyor. Şerefsizler, hırsızlar. Abi bu kelimeler olmuyor hani. Tabii. Başkan seviyesinde ben oturtamıyorum. Oturtan varsa bir şey diyemem. Alıcısı var mı? Var. Belli bir kesim hoşuna gidiyor. Çünkü bizde meşhurdur. Yumruğu masaya vuracaksın lafı. Tabii. Sert olacaksın lafı. Bizde meşhurdur. Kimi kesim alıyor. Ama bu benim görüşüm. Hatta bazı yöneticiler onu beceremez. Bir de yakışmaz yani hani hiç yollarlar onu da. Naturasında yoktur o ama onu yapmak ister falan yapma ha o yolla. Onun ömrü de uzun sürmez. Şimdi Ali Koç başkanın ilk seçildiğinde yoktu abi bu tarz konuşmalar mesela değil mi? Dursun başkan da ama şartlar da evriltiyor. Mecburiyet de oluyor ama ben yine de yakıştıramıyorum bu kelimeleri. Bak ben iki başkan için de söylüyorum. Yakıştıran varsa o onların bileceği iş. Çok ağır abi ya. Çok ağır. Hani bak hani hesabını soracağım. Bak bu lafta bir şey yok. Tabii ki elinde vardır, görüntü vardır, o vardır, bu vardır. Zaten cezalar da verildi. Onlar da açıklandı. Bu arada da ne kadar çabuk açıkladılar. Mesela başka maçlarda bekledik. 20 gün, 25 gün. Oralarda enteresan. Evet, kupanın kralı Beşiktaş. Dün güzel bir maç sonrası. Hakikaten. Finale yakışır bir mücadele sonrası değil mi? Çok güzel maçtı. Sahibini yani. Buldu evet. 3-2, 5 gol izledik. Son dakika golü izledik. 1 dakikada 2 tane direkten dönen top izledik. 6 pas değil, 1 pasta çizgide çıkan topu izledik. Onu Açun'un kaçırdı ve sonunda Beşiktaş
kupayı aldı. Bütün hedefi buraya odaklamıştı. Hep Nevzat Demir'de kampa girerler. Gittiler Olimpiyat Stadı'nın orada yakın bir yerde kampa girdiler. Zaten Ankara Gücü maçından sonra Serdar Başkan'ın gelmesi, Hasan Başkan'ın gelmesi, o birlik beraberlik. Serdar Hoca'yı da ayrıca tebrik ediyorum. Beşiktaş tarihine geçti. Kupada Beşiktaş'a yakıştı. Hak ederek de kazandı. Çok iyi oynadı abi. Getson çok güzel söylemiş. Taraftara armağan etmiş. Çok üzdüler. Çünkü evet böyle bir ihtiyaç vardı. Taraftara bir şey vermeniz gerekiyordu. Güzel bir hediye oldu. 38 tane lig maçı, 37 tane lig maçının neredeyse hepsinden sonra özür dilerim, özür dilerim. Konferans maçları, taraftardan özür dileriz, özür dileriz. Burası da birazcık yara bandı oldu. Evet. Ama Beşiktaş da şu konuda yanılmasın. Kupayı aldım, takım çok iyi, her şey yolunda. Hayır, senin rakibin Galatasaray, Fenerbahçe seneye üzerine koyacak. Trabzonspor gelecek. O yüzden yeni bir yapılanma, transfer, teknik direktör Beşiktaş'a da gerekiyor. Ama kupa Beşiktaş'a yakıştı. Hak ederek daldı. Çok da iyi oynadı. Musrati de kendini affettirdi. Hep kendi kalesine gol. Kırmızı kart. Zarar. En önemli dakikada en kritik golü attı. Golü de atmasa maçın oyuncularından biriydi. Çok iyi futbol oynadı. İşte Beşiktaş taraftan istediği Musrati de buydu. Ama Mert Günok'la da Uğurcan arasında bir Montella tribündeydi abi. Kendini gösterme, Avrupa Şampiyonası'nda ben oynarım rekabeti de vardı yani. İkisi de iyi oynadı. Uğurcan penaltı hariç ki penaltıyı çıkarabilirdi. Mert Günok çok iyi oynadı. Yani hak eden aldı. Ben de abi bir Beşiktaşlı olarak sonuçta. Tabii ki yorum yapıyorum. Her zaman objektifim. Beşiktaş adına mutlu oldum. Çünkü hak ederek kazandı. Evet. İyi oynadı yani. Trabzonspor'dan daha iyi oynadı bu maçta. Doğru. Devlerin Mourinho savaşı. Evet, Aziz Yıldırım'ı Mourinho ile görüştüm. Seçilirsem onu göreve getireceğim açıklamasından sonra Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel de Mourinho'ya talip olduklarını açıkladı. Bak yalnız Aziz Yıldırım ne demiş? Beşiktaş Mourinho'ya 7 milyon euro veriyormuş. 5 de ben vereyim. 12'ye anlaşsınlar. Ben de aradan çekileyim. Ancak yanlış yapıyorlar. Bizim 2 saat baş başa görüştüğümüz Mourinho bize Beşiktaş'tan 2 kişi geldi. Futbol sohbeti yaptık dedi. Bu kişilerden biri de Başkan Hasan Aratmış. Beşiktaş'ın parasal gücü yok. Bıraksınlar bu işleri. Kime inanalım abi? Kime inanayım ben şimdi? Bizim önümüze attılar el bombasını. Aziz Başkan yalan söylüyor. Hüseyin Bey yalan söylüyor mu diyeyim. Şimdi iki tane temsil eden insan. Bir tavsiyede bulunabilir miyim? Kime inanacağız biz abi? Mourinho'yu arasana. Esasın en doğrusu. Ama konuştuk dur, diyorlar abi. Dur sen yayından sonra bir ara bakalım. Yani konuştuk diyorlar. Benim burada Sayın Başkan'a katılmayacağım. Diğerlerini bilemem. Kimin ne konuştuğunu bilemiyorum ki. Oralarda bulunmadım. Beşiktaş'ın parasal gücü yok. Beşiktaş'ın parasal gücü var abi ya. Beşiktaş devre arası 20-25 milyon euro para harcadı ya iki oyuncuya. 20-25 milyon euro harcadı. Bu arada Mourinho öyle 5 milyon 7 milyon değil. Transfer şeyi yaptı. Mourinho 35-40 milyon euroları bulur. Kendi alacağı, ekibinin alacağı, istediği transferler, getireceği oyunculara vereceğim paralar. O çok paralar olur. Oraya okey. Ama buradaki bence Sayın Başkan seçim döneminde böyle bir açıklama yapıp elini güçlendirdiğinde Beşiktaş'ın geçmişteki görüşmesini ondan sonra açıklaması rahatsız etti. Bir de Beşiktaş'a yıllardır kim sponsor abi? Koç ailesi. Vehbi bir Koç'tan Rahmi Koç'a. Stadın ismi Tüpraş. Oradan Ali Koç başkana mı çalışıyorsunuz siniri bu bence Aziz Başkan'ın. Net bir şekilde. Ama şimdi Beşiktaş'ta konuştuysa ki Mourinho da bence herkesle konuşuyor. Boşta bir teknik direktör, alıcısı var. Konuşur, niye konuşur? Suudi Arabistan'dan geliyorlardır, Güney tamam. Amerika'dan geliyorlardır, yani Kuzey'den geliyordur. Her tamam. yerden gelirler Mourinho'ya, konuşurlar. Evet. Bence Aziz Başkan'ın en çok sinirlenmesi o. O bir ay önce konuştunuz, niye o zaman söylemediniz? Ben konuştuktan sonra niye işin içine giriyorsunuz meselesi bence. Ama Beşiktaş'ın parasal gücü var. Var yani. Sen bir Mourinho'yu ara, kime gidiyorsun de. Açar mı telefonu? Açar. Onu bir mesela denemek lazım. Yani. Ama sonra bana şimdi bir şeyler söyler, bana da inanmayabilirler.
O da ayrı bir şey. Araya gitmeyeyim diyorsun diyor. Burada ben yok olurum diyor. Bu topa girilmez. Aynen abi, bu topa girilir mi? Şimdi bak Hüseyin Yücel net bir açıklamalar yapıyor değil mi? Sayın Hüseyin Yücel. Aziz Yıldırım niye yalan atsın? O da bir şeyler söylüyor. Ya ben bu işin doğru içinde kime hak vereyim en ki? En güzeli bekleyelim. Sen aramada dediğin gibi bu topa girilmez. He. Biz bekleyelim ya. Mourinho'nun kime geleceğine göre buradan çok şey çıkar. Mourinho belki ikisine de gelmez. Başka yere gider. Onu da zaman gösterecek. Evet. Hakan, kendimi dışlanmış hissediyorum diyor. Inter'de şampiyonluk kupasını kaldıran Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'de haksız eleştirilere uğradığını söyledi. Hakan, İtalya'da bana herkes sahip çıkıyor. Bir evlatları gibi görüyorlar. Ülkeme geldiğim zaman kendimi dışlanmış gibi hissediyorum. Sürekli İtalya'da oynadığım futbolla A milli takımda oynadığım futbolun karşılaştırılması anlamsız. Bazen okuduğum yorumlarda içim acıyor diye konuştu. Ya bunu çok fazla mı mesele etti Hakan Çalhanoğlu? Etmiş sence? Abi. Hani etmiş. Gereksiz yere fazla mesele ettiğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ya ne var işte, çok iyi bir futbolcu olduğunu bütün dünya biliyor hani. Dolayısıyla bunu mesele etmemek gerekmiyor mu ya? Kendi ya, de biliyor zaten, iddialı açıklamalar yapıyor. Ben bütün diyor mevkimin en iyisiyim diyor. Kendisi de biliyordur herhalde zaten. Benim Hakan'a söyleyeceğim, bu iş böyle. Bir yerde bir performans gösteriyorsan, diğer bir yere gittiğinde o performansın beklenilir. Orada da gösterilmiyorsa eleştirilirsin. Evet. Inter'de böyle böyle oynuyorsun, milli takımda o kadar iyi oynamıyorsun. Ama Hakan'ın burada şeyi, sıkıntısı bence, bazıları hakaret ediyor abi. Bazıları derken? Var abi, çok sert. Hani o biraz sosyal medyaya girip oradan yazılanlara da alınıyor. Bir dakika. Demek ki o konuda ben, şimdi bir dakika, şey. Kim hakaret ediyor? Gazetelerde, gazetecilerden mi bahsediyoruz? Ya yorum dünyasından da var. Hani ben eleştiriyorum mesela. Yorum dünyasında yani şey mi? Sert, YouTube'daki sert yorumlarda abi. Mı var? Ya genel. Hani isim vermeye gerek yok. Onun sıkıntısı o. Hani mesela ben de eleştiriyorum. Hayır. Inter'de oynadığı futbolu milli takımda onu oynuyor mu? İşte. Oynamıyor. Tamam. Buna çok ama alınmaması lazım. Bunlara alınmıyor. Asıl başka alındığı şeyler bence var başka da bunlar doğru var mu diyorsun sen? Bence başka alındıkları sosyal var. Sosyal medyadaki tepkiler alınıyor mu? Alınıyor çünkü bir konuşmada İşte çok hata yapıyor bir konuşmada mi? Canlı yayında yazılanlara cevap verdiğinden alıyorum. Bence oralara girmemesi lazım. Sen milli takım kaptanısın. Bu ülkenin en iyi futbolcularından birisin. İşte uzakta diye belki biraz öyle psikolojik bir hal bu. Eğer sosyal medyaya alınıyorsa çünkü bu hani bu psikolojik bir hal bu. Alınıyor abi demek ki. Yoksa evet, bunu kendimi dışlanmış hissediyorum demez yani. Yazılana, çizilenden çok alınıyor. Ama şimdi ben de Hakan'a şunu söyleyeyim. Bu sene şampiyon olduğun takımın belki de en iyi oyuncusuysun. O yüzden övülüyorsun. Seneye performansın düşsün. Bak göreceksin o İtalyanlar seni nasıl eleştirecek. Bu iş böyle abi. İyiysen iyi, kötüysen kötü. Ama eleştirsinler, hakaret etmesinler. Bunları bilmiyor olması mümkün mü ya? Biliyor da demek ki o kadar şey yaşamış ki abi. İşte uzakta olmanın olabilir. Psikolojik etkisi olabilir. Çünkü hani o sosyal medyaya yazılanlara insan hani ciddiye alır mı ya? Ya takma Hakan'ı. Halk elinde kupayla takıyor orada abi. Yazana mesele et. Takıyor canlı gördüğüm için bir videoda. Bayağı bir hani cevap da veriyor. Cevap da veriyor, takıyor. Cevabını hiç kendini dışlamış değil. Sen şimdi Avrupa Şampiyonası'nda sahada çatır çatır topunu oyna. Gerekeni yap. Türkiye başarılı olsun. Göreceksin dışlanıyor mu, omuzlara mı alınıyorsun. Bu böyle. Ben abi bunu ben de yaşadım. Ben de Beşiktaş'a geldim. Isınmada bana Nihat Real Sociedad'da 23 gol atıyordun. Hadi gol atsana. Daha maç başlamamış. Bunlar oluyor abi. Adamın beklentisi var. Sen o beklentiyi karşılayamadın mı eleştiriliyorsun. Ama hakaret olmasın. Mesela bana da çok hakaret oldu. Ben iki senede dedim yeter ya. Dedim tamam olmuyor bazı şeyler. Bırakayım dedim. Bıraktım yani. Hiç. Arda Güler özel bir yetenek. Evet. Yani. Abi bu seri uzun bir seri. Bunun haber değeri yok. Bu yani Arda'nın özel bir yetenek olduğunu herkes biliyor zaten. Ancelotti de zaman zaman bunu söyleme ihtiyacı hissediyor demek ki adamcağız. Her maçtan sonra da söylüyor. Ne zaman oynatsa söylüyor. Arda da söylettiriyor bu arada. Ya Arda çünkü öyle gerçekten özel bir yetenek. Real Sociedad'ı 1-0 yeniyorlar. Bir gol Arda.
Villarreal'le 4-4 kalıyorlar ki bu arada 4-1 öndeydi herhalde. Sonra 4-4 oldu. Sörloth da 4 gol attı abi o maçta. Şaka gibi Trabzon'da oynayan. Villarreal'le 2 gol attı. Benim 2 tane eski takıma 3 golü var abi. Bak oynadığı dakikaya göre attığı gol sayısı inanılmaz. Şu an dünya Arda'yı konuşuyor. Rekor bile olabilir. Dünya Arda'yı konuşuyor. Gurur duymamak elle değil. Zaten bir fotoğrafını gördüm. Sırt kasları. Acayip acayip geliştirmiş. Böyle demiş. Bir harita yok. O haritanın ismi yok sırttaki. Özel çalışıyor. Şu sevinci dünyada ya, olay. Evet. Vallahi helal olsun yani. Diamond. Tabii. Diamond ya. Hiç. Pırlanta. Diamante. Pırlanta yani. Kenan Yıldız. Maşallah diyelim de ama. Maşallah. Bak başka bir Diamond'a geçiyoruz Kenan evet. Yıldız'a. O Diamond da hep bizde var. Var var. Juventus'u sırtladı. Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız 3-3 sonuçlanan Bologna deplasmanında göz kamaştırdı. Takımı 3-0 yenikken 57. dakikada oyuna giren Kenan şık bir vuruşla beraberlik golünü kaydetti. Kurtarıcı sahnede manşetini atmış İtalyan gazeteleri. Arda ile Kenan'ın olması da bizim Aydın abi yüzünden değil yani. Her hafta bir şey yapıyorlar. Tabii tabii. Bak, yine golünü attı Del Piero aynen. Sevinci. Gelme korktum. Abi de, üstüme gelse mısın, sahada çekilirim. Bak adaleler. Evet evet. Vallahi maşallah. Düşün bak abi. Hakan'ı konuştuk. Çivililer de ayrı bir böyle bir ürkütücü değil mi? Evet abi. Hakan'ı konuştuk. Arda'yı konuştuk. Kenan Yıldız'ı konuştuk. Üçü de milli takımımızda Avrupa Şampiyonası'nda olacak. Daha ne olsun ya? Muhteşem. Muhteşem geliyorlar. Hocam ekibi niye? Geliyorlar. Kenan gelirken korktum burada. Hocam. İyi iyi iyi. Çok iyi. Maşallah. Heyecanlanmamak elde mi yani? Fatih Terim'den mutsuz son. Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'la yollarını ayırdığını duyurdu. PAOK'a 4-1 yenilip şampiyonluk umutlarını bitirince Başkan Alafofusus ile görüşen Terim 6 aylık Yunanistan macerasını noktaladığını açıkladı. Şampiyonluk umudunu ismiyle, teknik heyetiyle orada verdi giderek. Sonrasında belli bir noktaya kadar çok iyi geldi abi. Bu AEK maçıyla bir düşüş başladı. Hani takip ettiğim kadarıyla ki orada da bizim Samet'in de bireysel hatasıyla o maçı verdiler. Sonrasında bu PAOK mağlubiyeti filan artık şampiyonluk iddiası kalmayınca yolları da ayrıldı. Şimdi giderken Fatih Hoca şampiyon yaparım kalırım dedi mi demedi mi kontratı bilmiyorum. Ama sonuçta Fatih Hoca zaten şampiyon olmadığı zaman her zaman mutsuzdur. Kendini başarısız görür. Hayırlısı olsun. Ama kalmak istiyordu. Seneye deneyim kazandık. Ben Yunanistan'ı da anladım şimdi daha iyi. Seneye çok daha iyi olacak işler dedi. Yani şimdi Panathinaikos'unda Panathinaikos'unda hedefi şampiyonluk. Onlar da yıllardır olamıyor. Olamayacağını görüp Fatih Hoca'yla da yolları ayırdılar. Böyle bir karar verdiler. Doğru. Yalnız hocamızın Şenol da Hoca'da... her fotoğrafı karizmatik ya. Şenol Güneş Güney Kore yolunda. Ne diyorsun? Başvurdu. Ben dedi Güney Kore milli takımının başına geçmek istiyorum dedi. Onlar da tamam dediler. E zaten ve orada çalışmıştı. Bence helal olsun. Doğru hareket. Çok güzel abi. Evet. Çok güzel. Çalışmak istediğini söyledi. Zaten evet. Orada çalıştı. Bir de bizi 2002 Dünya Kupası'nda İş başvurusu zaten... yapılır ya ne var yani bunda değil mi? Ya kim şey yapabilir? Ya hocam hani ben niye böyle yapanları... bir şey yapıyorsun diyen de olabilir. Ben onları eleştiriyorum o öyle diyenleri. Ben bu açıklamadan şunu alıyorum. Şimdi Türkiye'de çalışabileceği takımlar belli abi bu seviyedeki teknik direktörlerin. Ya milli takımda olacak ya 3 büyük takımdan birinde olacak. Opsiyonlar az. Hani bu tarz mesela Fatih Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Hoca. Bu tarz hocaların çalışacağı takım opsiyonu Türkiye'de az. Ya milli takım olur ya büyük takımlardan biri olur. E şu an öyle de bir imkan olmayınca Şenol Hoca'nın böyle bir açıklama yapması normal. 2002'de zaten Dünya Kupası'nda o sevgiyi, saygıyı hepimiz de yaşadık. Bizleri de çok seviyorlar Türkiye'yi, Türk insanını. E Şenol Hoca da orada çalıştı, onu da sevmişler. Olabilir yani, neden olmasın? Tabii. Hayır, Türkiye'de Şenol Hoca'ya takım mı yok, imkan mı yok? Bu yaratabilir. Hiç evet. Ben hani... Ama o kendine öyle bir... şey hedef belirlemiş. Vizyon belirlemiş. Onu kendisini orada görmüş. Orada yapabileceklerinin şeyler olduğunu fark etmiş. Yani bir proje olarak görmüş ve böyle bir talepte bulunmuş. Bence çok doğru. İnşallah olur. Evet. Haftanın sözü Jürgen Klopp'tan. Şaşırmadık. Enteresan sözleri olan bir teknik direktör. Ben olsam VAR'ın kaldırılması için oy kullanırdım.
VAR'ın uygulanma şekli doğru değil. Bazı pozisyonlarda yoruma dayalı karar veriliyor. Kurallar esnetiliyor. Futbolun güzelliğine gölge düşüyor. Kaldırılmasını tercih ederim. Allah razı olsun. Seni dinliyor ya. Abi. Evet ya. Bizim Natspor gazeteyi izliyor İngiltere'de çeviriyle. Biz söyleyince o kadar etkili olmuyor ama Klopp da söylüyor işte. Ben VAR olmasından bilmiyorum yanayım. Ben ama iyi kullanılmasından yanayım. Ama ben iyi kullanılmayacağından eminim işte. Sen hep dedin. Daha çok tartışma getirecek dedin. Gördüğümüz de o. Evet. Bunu İngiltere Premier Lig'de çalışan bir teknik direktör söylüyor. Evet. Düşün. Tabii. Ha bırak. Bir de Türkiye'yi falan bırak. Bırak ya. Evet. Ama VAR kötü kullanılıyor gerçekten. Evet. VAR kötü kullanılıyor. Peki haftanın fotoğrafı 2-2 sona eren Kayserispor Konyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler'in soyunma odasına giderken böyle bir fotoğraf dünya medyasında da bayağı yankı bulmuş. Halil Umut Meler bu psikolojiden nasıl çıkacak bilmiyorum abi. Biliyorsun başına gelenleri. Of. Bu maçta da öyle. Kayseri başkanı da sahanın içine indi. Kırmızı kart değil söyleyeceğim falan dedi. Yani bu şartlarda hakemlere devam ediyor. Amacı Avrupa Şampiyonası'nda olmak. Ama bu psikolojiyle kolay yok, değil ya çalışabilmek. Hakemlerden başarı beklemek mümkün değil. Yani kolay değil yani. Anketimize bir bakalım ne olmuş. Sizce Süper Lig'de bu sezon 10 numara pozisyonda hangi futbolcu başarılı oldu? Mertens Galatasaray'da %76. Nihat. Abi biraz fark atmış. Evet, evet. Yani abi denilecek yaşta 37 oldu. Yani biz de hani 45'e evet geliyoruz. O da 37-38. Normal abi. Şimdi Fenerbahçe'den %19 almış. İkisi bayağı bir oyların neredeyse tamamını toparlamışlar. %100 katılıyorum bu ankete. Evet. Evet, haftanın görüntüsü de bu. Jürgen Klopp'un vedası. Üzülelim mi, sevinelim mi? Yani her veda yeni bir başlangıçtır. Biz veda sen etmeyi bilmediğimiz için abi. Biz karşılarken iyiyiz, veda ederken kötüyüz. Evet. Ama Klopp'a yakışan veda işte budur. Tabii baksana. Helal olsun. O üstündeki o sweatshirt falan bu veda günü için bak. Abi ediyorum. Veda eden bir ağlar, yok, üzülür. Bak ne kadar mutlu. Çünkü o karar verilmiş. Ya o ağlamalar, üzülmeler. Biz de onlar eğleniyorlar. Aynen. Futbolun bak eğlencelik bir şey olduğunun farkındalar. Orada eğleniyorlar. Sonra gidip başka kulüpte çalışacak zaten. Aynen, yani nedir abi, yani? Hani veda işte. Niye ağlasınlar? Allah. Ya, onun yerine daha iyisini bulacaklar onlar da zaten. Aldılar bile. Yenisini getirdiler. Hiçbir şey yok yani. Teşekkür ediyorlar sadece emekleri için. Muhteşem bir şey abi. Muhteşem bir şey. Bizi niye bırakıyorsun? Islık evet yok, bir şey bir yok. Biz böyle klipler yaparız, ağlak bir müzik altı. Diye. Ağlasın diye. Ya top oynuyorsunuz, her şey eğlenceli. Şıkır şıkır olması lazım. Vallahi helal olsun ya, biz de inşallah bugünlere evreniriz yani. Hani bunlar önemli şeyler yani. Öyle öyle. Evet, bitti programımız. Yeniden birlikte olmak umuduyla. Hoşçakalınız efendim. Derbinin sunduğu Natspor Gazete'nin sonuna geldik.